Tükenir insan yani. Neden tükenmesin? Ben de tükendim. Kendisinden 73 kere özür diledim. Bütün şehirden özür diledim. Sheffield United'dan, oyunculardan özür diledim. Abi böyle göğsüyle aldın, indirdin, tak, yapıştırdın, üst direk, yer falan filan. Yani o böyle orgazmik bir şey, anladın mı? Yakalayamıyorum seni ama tak böyle bak. Bak kaydı. Yakalayamıyorsun şu anda. Kaydı. Sokrates Stüdyo'ya, Londra merkeze, Premier Lig'in sonuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Uzun süredir... Kaydı, sağa gitti biraz. Ne oldu? Ne oldu? Yerleştiniz mi? Yerleştik. Erman'a işaret ediyorlardı, çok anlamadım. Üzünç bir olaydan bahsedecektim ama. Ne? Yani işte Premier Lig bitti, gözlüklerimi taktım, yastayız falan. Bahsettim. Tamam. Şu an bahsetmiş oldum. Premier Lig bitti. Üzüntüdeyiz. Evet. Dün Erman Yaşar'la birlikte yine bir mesai paylaştık. Kendisi çok değerli bir müsabaka anlattı. Chelsea Wolves anlattı. Ben Arsenal'ımızın 6-3 yenilmesi gereken... Mount'un golünü çok güzel anlattı. Sen de Aubameyang'in golünü çok güzel anlattın. Hangisini? Gol olanı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de öyle yapacağım ama mikrofona gelmesin. Sezon bitti. Üzgün müyüz? Biraz ama ben şeyden de sıkıldım. Neyden? Bu sezon benim için istediğim gibi gitmedi. Şampiyon olamadık ki bunu tahmin ediyordum. Ama Gerard Bebek bu ofise adım attığı günden itibaren değişen kaderiyle beraber Liverpool'un kaderi de değişti. O yüzden biz burada bu şampiyonluğunda Liverpool'un bizim de bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Gerard Bebek sayesinde. Yani sen kendine pahaya çıkarıyorsun bu noktada. Evet. Peki. Bunun dışında Arsenal adına kötü bir sezondu. Bunun dışında yolda bulduğum Watford'u sonda kaybettim. Ondan bahsederiz. Evet, ondan bahsedeceğiz. O açıdan da üzüldüm. Mutsuzum. Genel olarak. Bu arada şey de söyleyelim. Yani Premier Lig sezonu bitmiş olabilir. Bizim sezonumuz bitmiyor. Bitmiyor. Biz buradayız. Biz bu yaz buradayız. Zaten tatile falan da gidemiyoruz. Evet, ben gidiyorum. Sen gidiyor musun? Hı. Yazıklar olsun. Biz Erman'a o da gidiyor. Nereye gidiyorsun? Yok oğlum, NBA'ye gittiğim yok şu anda. Gidiyordun. Bir 4-5 gün bir şey ayarlayabilirsek ayarlayacağız ama NBA başlıyor. NBA başladığı için de çok kolay gözükmüyor. Ben şunu soracağım. Eleştiriler Onur Erdem biraz sanki yıldırmış ve bu 53 derece havada enteresan bir şekilde gelmiş. Evet. Bu pantolon keten. Hadi. Evet, o yüzden olmuyor. Bir de bilek açık, oradan hava alıyor galiba. Aynen. Bu arada böyle giymemin sebebini de söyleyeyim size. Son program tatile buradan gideceğim. Hayır, yani ligi bitirdiğimiz son program, birazcık daha efendi gibi geleyim dedim. Ha. Gömlek giydim ki gömlek pek efendi gömleği değil. Ama olsun. Yani genel olarak bir de altı bacak olmasından dolayı şikayetçi olmuş insanlar. Dörtte bırakalım diye düşündüm. Güzel. Böyle. Konularımıza geçmeden önce biten Premier Lig'le ilgili olarak senin hislerini almak isterim. Şimdi çok enteresan. Premier Lig'i dün bitirdik senin de söylediğin gibi. Bu benim spiker olarak çalıştığım 3. Premier Lig sezonu. Bir futbol sever olarak takip ettiğim bilmem kaçıncı Premier Lig sezonu. Yine çok keyifli geçti. Bu sefer bir farklılık var. Ağustos ayına geldik zaten artık. Birkaç gün kaldı. Bir bak ay sonra. Oynuyor bak. Anlamadım canım. Evet, keyifli Gerard Bebek şampiyonluktan dolayı. Sadece 40 gün. Aşağı yukarı 5-6 hafta sonra tekrar Premier Lig başlayacak. Zaten 12 hafta öncesi hazırlık maçlarıdır. Transferler. Şampiyonlar Ligi var ortada zaten bir de. Bağlayacağız yani. Aynen. O yüzden hani böyle inanılmaz özlemeyeceğiz, inanılmaz hasret kalmayacağız. O manada. Peki, bir futbol sever olarak hislerim bu. Peki, bir profesyonel olarak hiç ara verilmiyor olması senin için bir ne derler ona? Sürmenaj. Tükenmişlik sendromuna yol açar mı? Ne diyorsun? Şimdi... Neyle anlatacaksın çünkü? Ona gerek yok Erman'da tükenmişlik sendromu yani yaratılması yeterince için. Sendromu var zaten de hani o. Evet. Ozan, biliyorsun bu arada bir story'de benden bahsedildi şu anda, onu görüyorum. Kenardan bize hediye olarak gelen bu inanılmaz aparat sayesinde her dakika şarjlıyım. Uğur Ozan Sulak'tan WhatsApp mesajı, Instagram'dan story, her şey geliyor şu anda. Şöyle toparlayayım. Hı. Bu arada beni Jack Grealish'e benzetenler olmuş bu yeni saç modelimle beraber. Estağfurullah. Jack apayrı bir çocuktur. Gencecik bir fidandır. Bunu kim yaptıysa yorumlara bekliyoruz. Çıksın ortaya. Beni en çok Chandler Bing'e benzetiyor halkımız. Katıldığım bir yorumdur.
Arada Ricky Gervais'e benziyor. Son dönemde Ricky Gervais'ler arttı. Yine dediğim gibi saçın biraz uzamasıyla beraber. Çok az da Quentin Tarantino. O ama daha eski hallerim. Biraz daha benzetilir. Üç değerli isim. Chandler'ı çok severim. Friends'ten en sevdiğim enteresan isimlerden biriydi. Quentin zaten bizim canımız. Azeri versiyonunu da ben kendim aldım. Karşımda oturtuyorum biliyorsunuz. Diğer isim kimdi? Ne anlatıyorsun sen? Ricky Gervais. Ricky Gervais de ofisin yaratıcısı olmakla beraber Afterlife 3. sezon onayını aldığı için çekimlere başladı. Ya demek istediğim şey şu. Tükenir insan. Yani neden tükenmesin? Ben de tükendim. Ya Onur'un demek istediği şey şu. Adam yani medyada zirveye çıkmış, hayatında elde edebileceği her şeyi elde etmiş. Artık bu tam bunları demek yani, istiyordum. Bu çocuğun buradan şey tarafından motive edilmesi çok kolay ama işte öyle değil. Geçen hafta ne dedik? Aşk. Aşk. Her şeyi temize çeker. Aşk her şeyi sıfırlar. Bu arada affeder kısmeti, peki her şeyi? O tartışmaya açık. O konuyla ilgili Özlem bir güncelleme Tekin, alabilir miyiz? Bir saniye o güncellemeyi vereceğim. Özlem Tekin'in yıllar önce açtığı bir tartışmadır bu. Aşk her şeyi affeder mi? Bence etmez. Bunu bir şarkıyla açtı bu arada. Sordu. Evet. Bence etmez. Çünkü evet bu arada matkap geldi. Bir şeyler oluyor yukarıda. Konu aşka geldiği için olabilir bu arada. Satisfaction. Evet. Tamam, söyle lan edelim. Bir satisfaction story. Sen çok güzel söylüyorsun. Ben satisfaction söyleyeceğim. Satisfaction sözü var mıydı? Ha vardı. Satisfaction. Ben bir tek şu an matkap atıyorum da ondan. Satisfaction. Neyse tamam devam edelim. Ben toparlayayım. Bir hafta boyunca ya gerçekten benim burada yaptığım aşk açıklaması bana karşı bir silah olarak geri döndü. Nasıl oldu bu? Biliyorsunuz milyonlarca hayranı olan bir programımız. Bu programın milyonlarca hayranının milyonlarcası erkek. Ama 6-8 ile 10-12 arasında da kadın hayranımız var. O 10-12 kadın hayrandan 10 tanesi pek aldırış etmedi ama 1-2 tanesi dedi ki ya niye aşık oldun yani ne tatlı bekardın. Hani şöyle böyle. Bunu ispatlayamayacağımız için. Evet. Yani diyeceğim şu. Zaten geçen hafta da söylemiştim. Bir düğme açıp. Bağlıyorum. Şimdi bağlıyorum. Sepete gideriz. Yani aşk gerçekten çok ilginç. Ben geçen hafta da dedim bir aşkın içine doğru çekildiğimi hissediyorum diye. Hemen geri püskürtüldüm. Kendim tarafımdan. Dedim ki ne yapıyorsun Erman kendine gel. Aşk meşk tutum şu anda olarak. Senin şey yapacağın durumlar değil. Zaten karşı tarafında haberin olmadığını söylemiştim. Bu bilgiyi de vermiştim. Öyle enteresan yani dalgalandım da 6 duruldum. 6 dakikadır herif konuşuyor. Hiçbir şey yok ortada. Şöyle söyleyeyim. Bak öyle gerçekten kapatayım. İnanılmaz bir giriş yani bu. Sıkıldım. Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de. En son sana vuruldum. Bu düetle yemek sepetine gidiyoruz. Beyler tatlı yiyelim tatlı konuşalım mı? Tatlı söyle son program. Ya niye son neyin program? Son program. Sezonun son programı yani abi. Allah sezon hayır bitti. Öyle bir şey yok. Premier Lig sezonuna dair son program. Öyle de yani. Tatlı söyle. İnsanlar ondan sonra yanlış anlayacak söylüyorum. Ya. Ben kendime ekler söylüyorum. Kim söylemiş? Onurcan Doğan söylemiş. Onurcan, Ozancan Onur birleşim gibi bir yani şey. Yani sana söyleyecektim ama Can'ı görünce kendime söyleyeyim dedim onun eklerini. Bir de ekler severim ben. Ekler sana şey de, var. Ekler bir de paylaşılabilir bir şey. Doğru. Yani tek tek geldiyse. Birkaç tane olduğu için ekler. Olabilir. Ekler. Aynen. Sana Ahmet Alpaslan Güneş'ten profiterol. Eklerin daha sıvısı olanı biliyorsun. Severim. Profiterolle ilgili sorularım olursa. Hangi yer o mu mesela? Erman'a da... Sakızlı muhallep. Sakız mı? Sakızlı muhallep. Sakız mı? Sakızlı muhallep. Mustafa Can Gökmen var mısın? Sakızlı Mustafa Can mısın? Gökmen. Şimdi muhallebi çeşit çeşittir. Mesela? Sakızlı muhallebi. Sakızsız muhallebi. Ya tamam dur şov yapma şunu söyle. Half sakızlı, half sakızsız muhallebi. Yerim. Söyle. Tamam. Bağışımı da geçen sefer nereye yapmıştık biz? Bas geç UNICEF'e arkana tamam, bakma. Tamam bastım geçtim UNICEF'e bağışımı da yapıyorum ve itiraz olarak... Yapıştım. Yemek sepetiyle sezonun enlerinde karşınızdayız. Onlar yemeye başladılar fakat benim bir itirazım olacak. Benim birkaç sorum olacak. Bana ekler dendi. Ek bu. Evet. Bana ekler dendi. Ekler dev kendi içinde geldi. Otomatikman çift ve daha fazlası olması gereken bir aynen. Tatlı olmasına rağmen tek yani, ve büyük bir tatlı olarak geldi. Bu paylaşımı da ekart yani ediyor. Sosisli benzeri bir ekler. Ama böyle anda. Ekler de vardır. Yok vardır. Bu arada bana çok değişik bir şey var önümde. Gerçekten. Profiterol ama yani üzerinde sayısız Antep fıstığı var. Soyulmuş. Bayağı iyi ya.
Sana bayağı iyi. Geçen hafta gelen 92 kiloluk kumpir sonrasında... Ben seviliyorum. Öyle anlamaya başladım. Bu arada profiterolle ilgili bir sorun varsa... Ha. İlk kimin aklına şey geldi acaba? Biz bir tane böyle hafif bir hamur yapalım. Hı. Yaptık. Sonra onun içine... Ulan bu kendi başına yavan olur. Biz bunun içine krema basalım. Hı. Bastık. Ulan bu kremayı da bastık ama... Çikolata niye acaba üstüne dökmüyoruz? Aa biraz fazla dökmüşüz. Çikolatanın içinde kaldı tamamen. O zaman küçük küçük yapalım. İçine krema sıkalım. Onun da üzerine çikolata sosunu boca edelim. Böyle bir şey dönüştürelim. Nasıl mesela üretilmiş olabilir bu fikir? İşte profiterolü bulan adam. Alexander Profiterol. zaten deneyler sonucunda bulduğu için bir sürü şey denemiş. Mesela ilk başta çok zarar ediyor. Neden? Yani profit kısmına geçmesi zaman alıyor işte. İlk başlarda sürekli zarar ediyor. Sonra bakıyor kar etmeye başlıyor. O zaman diyor salayım diyor Alexander. Senin muhallebin profit üzerinde dekoratif bir şey var. Evet onu ben de anlayamadım. Şöyle baktığımız zaman pembe. Çilekli olabilir. Güllü de olabilir. Güllü değil de dediği gibi bir çilek. Böğürtlen. Kokusu alıyorum. Bakayım. Havada çilek. Böğürtlen kokusu da alıyorum. Hatta pastalara konan mezunun adı Frambuaz. Neydi? Onun da kokusunu alıyorum. Ye bakayım. Ne tadı alıyorsun? Çilek? Şu an şeker tadı alıyordur bence. Çilek tadı alıyordur. Frambuaz. Peki. Benimki de usta ek. Bir damak. Ekler değil ek. Yani 5 saniyede çözdüm. Haftanın değil, sezonun takımı, yani Liverpool'dan başka bir şey seçemeyecektik. Aslında seçebilirdik tabii ki seçilebilir ama seçebilirdik. Ya bu kadar özel bir performanstan ama sonra ama küfrediyorsunuz ondan aynen, sonra bizim özgürlüğümüz de kısıtlanıyor. Biz burada çok düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Hiç sıfır taraf. Başka bir şey seçecektik. Onu yani tarafsızlık ki, tamamen bizim Liverpool seyircisi şu anda bizim programı izliyor. Biz bu sayıları yukarıya çekmek zorundayız. Aynen. Ekmek parası dedi. Liverpool'u seçtik. Yani yoksa Liverpool'u seçmeyecek miydik? Seçecektik. Gene seçecektik. Seçecektik. Sezonun futbolcusu Kevin De Bruyne. Biz Kevin De Bruyne dedik. Kim başka ne dedi? Biz dedik işte. PFA biliyorsun Henderson dedi. Ya Jordan Henderson da olabilir. Buna Jordan Henderson ya da Sadio Mane diyen adamı da anlayabiliyorum. Topa koymam. Gördüğünüz gibi Erman Yaşar'a bir şey olmadı. Neyse ki. Görmediler ki. Hayata döndürdük. Görmediler. Tamam görmediğiniz gibi. Evet. Biz burada kat yaptık. Siz dediniz burada niye kat var diye sormuş olabilirsiniz. Yani o halini görün istemedik. Evet biraz önce boğuluyordu. Evet. Ama sorun yok. Onur Heimlich manevrasıyla çözdü işleri. Aynen. Şimdi arkadaş, insanlar diyebilir ki kardeşim biz 30 puan fark yaptık. Sadio Mane'miz, Jordan Henderson'ımız İngiltere'de ödüller alıyor. Siz niye Kevin De Bruyne'yi seçtiniz? Bu anlayışa ben kesinlikle karşı çıkamam. Hatta derim ki helal olsun. Şöyle bir bakıyorum kendime de biraz andırmaya başlamışım hakikaten grilişi. Neyse ne diyecektim? Abi 20 asist yaptı. Hatta dün 21 falan da yapardı da. Olmadı İyi çünkü oldu, yapmamış oldu. Çok fazla çok fazla gol attığı için kendi gollerinin asistinde yapamadı adam. Bam güm vurdu dün. Olağanüstü oyuncu. Ben hep diyorum Premier Lig'in bence en iyi oyuncusu. O yüzden de zaten sezonun oyuncusu. Bence öyle evet. Sezonun menajerini, hocayı Klopp seçmeyelim dedik. Hocayı sen açıkla. Utanç tablonu sen açıkla. Ya bu takımın bana göre Norwich olması lazımdı. Fakat bu takım Avrupa Ligi savaşı verdi. Chris Wilder. Kendisinden 73 kere özür diledim. Bütün şehirden özür diledim. Sheffield United'dan, oyunculardan özür diledim. Bir kez daha özür dileyerek sezonun menajerini Chris Wilder olarak açıklıyorum. İtirazınız var mı? Yok. Var. Ne? Şöyle, hayır itirazım yok. Anlıyorsun. Jose Mourinho mesela öyle bir açıklama yaptı. Bilmiyorum seyrettiniz mi 2-3 gün önce. Sezonun teknik direktörü kim sizce sorusuna. Tam sizin şu anda yaptığınız açıklamanın benzeri bir açıklama yaptı. Tabii ki dedi buna Jürgen Klopp demek çok kolay. Baktığınız zaman şampiyon takımın teknik direktörü her zaman çok avantajlıdır. Hele de böyle bir dominasyonla şampiyon olduysa. Ama sadece lig şampiyonu olarak şampiyon olmazsınız. Teknik direktörün elindeki malzeme, teknik direktörün... Gönüllerde de şampiyon olursunuz. Yani öyle bir hareket yapmadı da. Yani hedefle bağlantılı olarak da şampiyon olabilirsiniz. Benim için Sheffield... Ve bir takım ismi daha verdi ya. Kimi söyledi? Burnley olabilir. Burnley'i söyledi galiba. Wolves da olabilir. Nuno Wolves'u söyledi. Wolves'un yaptığı iş, keza dedi Sheffield'ın ya, özellikle de Sheffield'ın yaptığı iş dedi. Yani sezon başında ligde kalır mı dediğiniz bir takımın Avrupa Kupası zorlaması ve bu performansı göstermesi
bence şampiyonluk performansıdır onların kendi skalasında ve bence çok rahatlıkla yılın teknik direktörü olabilir. Burada da Nuno'da çok güzel bir Mourinho çıkışı dedi. Görüyoruz. Güzel bir manipülasyonu. Hemen altındaki 2-3 takımdan 2 tanesini söyleyip aslında bunların hocaları ve performansları ne kadar takdir edeceğin inanılmaz bir performans ve bak ben onların üzerindeyim. Bir göstermek açısından da güzel bir akıl oyunu. Zannetmiyorum. Bence. Ama yani bu açıklamayı yaptığında orada olacağı belli değildi. O yüzden bu söylediğin taca çıkıyor. Evet. Olabilir ama. Şunu da ekledi. Yani tabii ki Jürgen Klopp alırsa çok doğaldır. Hiçbir şey yok diye. Ben itirazım yok ama ben yani Chris Wilder'ın yanına Jürgen Klopp'un da konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar yani tamam Chris Wilder'ın yaptığı iş çok büyük iş. Ben daha önce de söyledim. Jürgen Klopp'un bu kadar dominant şampiyonluğunda olmasa çok daha fazla da konuşulabilirdi. Ama yani Jürgen Klopp da ben girer diyorum yani. Pandemi sonrasına Sean Dyche girer. 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 Pandemi öncesine Brendan Rodgers girer. Girer. Ama onu da ayrıca aralığa olur. Kadar Brendan Rodgers girer. Gol. Ben çat diye söyledim. Çünkü sezon çat boyunca aklımda söyledin. Kaldı. Zaten onu biz konuştuk. Yani ya çok güzel gol attı. KDB Newcastle değil mi? Evet. City Newcastle. Ben Ömürsun'un golünü de hala çok seviyorum. O da bayağı iyi. Uçarak gitti. Abi, herkesi güzel, geçti. Güzel. Yani bütün sahayı geçti. Ama De Bruyne'nin o hazzı yani ben o zaman o günde o programda da söylemiştim. Abi o Yeboah'ın da vardı öyle bir golü. Biz yıllardır Yeboah'ı izliyorsak. Abi böyle göğsüyle bam, aldın, bam. İndirdin, tak yapıştırdın, üst direk yer falan filan. Yani o böyle orgazmik bir şey anladın mı? Aynen. Hani o yüzden keyif veriyor. Keyif veriyor. Yani anlık bir patlama olarak biz De Bruyne'nin golünü seçtik. Ama onun dışında abi şu gol vardı. Ulan bu golü niye almadınız? Allah sizi kahretsin diyen bütün önerileri evet. de açığız. Evet. Yorumlara ya Allah sizi kahretsin demeyin de. Demeyin. Yılın kalecisini de yani burada yazan isim Nick Pope. Fakat en çok sıkıntı yaşadığımız başlık. Çünkü Emre Özcan da bizimle beraberdi bunu tartışırken. Ben Leno veya Nick Pope dedim. Ben direkt Nick Pope dedim. İkisi de değil dedi. Çünkü Dean Henderson veya Alisson veya hatta Ederson da alabilir dedi. Ederson olabilir demedi. Ben Nick Pope'u şu kadar clinch'ti var deyince Ederson'un da o kadar var dedi. Daha ben de aynı takımlar doğru. değiller dedim doğru. falan filan uzadı. Fakat de Henderson dedi. Daha çok ben de biraz Emre'ye katılıyorum burada. Ben de Nick Pope'u seçmem yani. Dean Henderson'ı seçebilirim. Leno sakatlanana kadar çok iyiydi ama yani takımın performansı kötü olunca işte biraz sıkıntı yaşıyor. Yani Arsenal'la Sheffield yakın yerlerde bitirdi birbirlerine ligi ama tabii yakın takımlar olmadıkları için Dean Henderson'ın performansı biraz daha öne çıkıyor. Aslında şu da var, Sheffield'ın savunması net bir şekilde Arsenal'ın savunmasından daha iyi. Tabii o yüzden canım, Leno'nun yaptığı iş de çok değersiz bir iş değil. Ben de Leno, neydi öbür Henderson. Çocuğumuzun adı? Alisson. Ha. Sonuçta o da tamam hani Liverpool, yani Liverpool'un bu kadar iyi olması mesela Van Dijk de mesela o problemi yaşadı bence bu sene. Ya Van Dijk öyle bir yere çekti ki çıtayı. İki sezon maç kaçırmadan oynadığı ve adam, dakika kaçırmadan. Adam sürekli çok iyi oynadığı için bu sefer artık biraz sıradanlaşıyorsun. Hmm. Hani bu bir ara Ronaldo ile Messi'nin de artık 50 gol atmasının ya adamlar aslında her sezon 50 gol atıyor. Manyak manyak işler yapıyorlar ama ya Van Dijk de öyle bir savunma performansı göstermeye başladı ki ya tamam zaten Van Dijk öyle. Ya da işte Alisson öyle. O bu yüzden arada ben mesela şöyle söyleyeyim. Abi McCarthy çok iyi bir sezon çıkardı. Norwich düştü. Tim Krul'un bayağı top oynadığı maçlar var. İşte ne bileyim daha böyle diğerlerini falan da sayarız yani büyüklerden başa geliyorum. Abi Kepa haricinde ulan bu sezonda bu kaleci ne patladı diyebileceğim şu an aklıma gelen bir kaleci yok benim mesela hiç böyle gözümde. Loris falan bayağı iyi sezon oynadı. Loris bayağı iyi. Deha yani Deha da fena değil. Toparladı. O da toparladı. Ama 7 saçma goller var mı ya? Yani o yüzden abi şey Ben Foster bile kaç tane maç aldı neredeyse. Doğru. O da doğru. Yani bütün hepsini hesaplayınca Kepa haricinde ben kötü sezon geçirdi diyebileceğim kaleci yok. Beklenti altı kalan kaleci evet. Yok. Yani evet. O açıdan bir basamak üstte yani ilk şu anda. Sezonun enlerini böyle seçtik. Daha 11-11 seçeceğiz. Bence geçelim. Ne 11 seçeceğiz? Sezonun 11'ini seçeceğiz. Buradan kafamıza göre mi? Şey mi yapacağız mesela öyle mi olacak? Bir takımdan bir tane oyuncu. Yo. Tamam. Şimdi öncelikle konuşulması gereken bir konu var. Var. Sezonun Adama Traore'nin yağlanması. Ondan bahsedecektim. Umut Sarıkaya'nın daha önce karikatürünü çizdiği bir Madonna. Olayı. Evet. Premier Lig'de Wolves nesi yapıyormuş? Masörü mü yapıyormuş? Ya işte herhalde öyle bir şey. Olayı söyleyelim bilmeyenler için. Adama Traore omuz omuza da yıkılmasın diye ve kolay bir geçsin tutamasınlar. Diye bir de tutamasınlar, çekemesinler diye yağlıyorlarmış evet. omuzlarını. Evet. Yani kollarını. Dünya içerisindeydi. Biz dikkat ettik. Hakikaten parır parır girdi maça. Yani acaba şey mi olabilir mi? Yani yazın oynuyoruz, çocuk yanmasın. Ne bileyim tahriş yok, olmasın falan o. Diye. Bebek losyonu. Bebek, evet bebek yağı sürüyorlar. Bayağı şıp şıp geçiyor herkes yani. Evet.
Enteresan bir taktik. Bunu dün ben okudum. Güreşçiye yapmışlar zamanında. Güreşçilerde falan kullanılıyormuş bu. Uyardıklarında da... Ulan kim yazmıştı? Bak unuttum şimdi. Özür dilerim kendisine. Mert abi. Mert abi mi? Ha. Mert Aydın. Pardon, özür dilemiyorum. Mert abi dedi ki güreşçilere yapıyorlarmış onu. Yakalanmasın, tutulmasın diye. Ama hakem gelip görürse, yakalanırsa da pardon deyip silerken de gene o yağlı havlunun olduğu bezle siliyorlarmış çakallık yapmak için. Güreş tutulması. 80 yılda bir Edirne civarında gözüküyor. Peki Kırkpınar. Şöyle diyeyim. Sizce Devam Adama Truvari'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Ben de onu yazdım. Dün Twitter adresimi tekrar hatırlatayım. Erman Yasar Twitter. Dün hesabımdan dedim. Ulan herifi zaten yakalayamıyorsun ki anasını satayım. Neyini tutacaksın? Neyini tutacaksın yani? Abi ama mesela sen mesela Adama Truvari ol. Ben de arkadan koşan şeyim. Şu anda Adama Truvari. Savunmayım. Evet. Yakalayamıyorum seni ama tak böyle bak kaydı. Yakalayamıyorsun şu anda. Kaydı. Ama mesela seni tutup indirebilirdim. Abi tutup da indiremiyorsun ki adam gidiyor zaten. Tutup indirebilirsin. O torku nasıl engelleyecek tutma yani? Abi ne yapacak? Beni bayrak Formana gibi çek, böyle bayrak gibi arkasında mı taşıyacak böyle? Doğru, o da var. Yani. Yıllar önce Ankara Güçlü Kalenga'yı Recep Çetin sanıyorum Beşiktaş Ankara Gücü maçında bayrak gibi taşımıştı arkasından. Hiç unutmam o pozisyonu. Böyle saçma sapan bir pozisyon olmuştu. İyi de yaşandık. Kalenga da iyi topçuydu. Kalenga. Önce UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Savaşı'ndan bahsetmek isterim. Bahsedelim. Sonra kadroyu seçeriz. Adama konusunu kapattık mı? Kapatmadık mı? Ne yapacaksın daha? Bu yaygınlaşılabilir. Ya yaygınlaşabilir bütün ligde. Ligde yaygınlaşabilir. Adama Truvari gibi adam mı var? İzin veriliyorsa buna. Düşünsene bundan sonra bütün futbolcular böyle kolları falan yağ içinde falan çıkacaklar. O şeyi düşün. Kornerlerdeki karambolü düşün. Kornerlerde sıkıntı çıkabilir. Çıkar. Evet. Yani sürekli yerde kalan insanlar görebiliriz. Bebek losyonunun buradan Premier Lig'deki tüm... Kim bulduysa abi bunu? Fizyoterapist mi buldu? Kim buldu? Güzel hareket. Tebrik ettim ben. Yapılmasın lütfen. Yağlanma sadece zonkta olsun. Benim karaciğerde var. Var mı? Geyik yapıyorum lan. Manyak. Benim gibi fit adam. Fit. Geçeyim mi? Geç. Adam dikkat ettiysen fit adam deyince şöyle bir yaptı. Aynen. Ama bir şey de söylemedi. Hani sen konuşma istersen. Dün yine maça koşarak geldi manyak. Beni araç aldı. Dedim Ozan almayacak mıyız? Yok, koşarak geliyormuş yine maça falan dedi. Geldi sosyal 20 mesafeyi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. 20 dakika kala ter içinde geldi. Hemen üstünü değiştirdi. Maçı anlattı bir de. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Adam 80 derece havada etilerden bu baldırlar, bu kalflar öyle kolay oluşmuyor. Evet, uzat bakayım. Kolay. Uzat kalfları. Şöyle yap. Yaptım işte. Bak. Roberto Carlos gibi. Evet. Helal olsun. İnanılmaz ya. Roberto Carlos'un kalflarını yakından görmüş bir insan olarak uzağından yakından geçmediğimi belirtmek istedim. Olsun. Leicester'ı bir gömelim. Evet. Son maça kadar taşıdılar Umut. Yani son maça kadar mahvettiler Umut'ları. Son maçta daha da mahvettiler. Leicester patlamaya başladığında bundan yaklaşık 6-7-8 program önce muhtemelen 3 tane söyledim herhalde onlardan biridir. Dedik ki abi bak bu Leicester Manu ile Chelsea bunları geçer. Arada da 6-7 puan falan vardı ikisinden minimum. Dedik bunlar şey dışı kalır. Ocak dışı. Şampiyonlar Ligi. Bir de City'nin cezası iptal olunca. Ama buna göre plan yapamazsın ki kardeşim. Tamam. O ayrı konu. Ama dedik ki bunlar patlar bak. Hakikaten de patladılar bu arada. Ama ya şimdi çok daha fazla sövebilirdim. Ama sövmeyeceğim. Tamam gerizekalılık kabul. Ama Manu'nun bu kadar patlayacağını da pandemi sonrası tahmin edemezlerdi. Pandemi öncesinde Leicester'ın 3. bitirme ihtimali istatistiksel olarak, beklenti olarak %82. Güzel bir rakam. Pandemi sonrasındaki 5 maçtan sonra %62'ye düşüyor. Evet. Ve buna rağmen 3. bitiremediler. Burada da şöyle bir durum var. Abi heriflerde bak Madison sakatlandı. Çağlar sakatlandı. Çağlar bir de Çağlar sakatlanmadı lan. 3 maç kırmızı kart gördü. Sonra ulan sakatlanmadı mı Çağlar? Pandemi dönüşü oynamadığı maç var 2 maç. Pandemi dönüşünde 2 maç oynamadı galiba. Pandemi dönüşünde oynamadığı maç var. Doğru söylüyorsun. Chilwell sakatlandı sonra. Chilwell komple yoktu. Komple değil ona baktık. Yani 1. maçtan sonra yoktu. Evet. Tamam. Başka biri daha sakatlandı bunlarda ya. Stoper sakatlandı bir de. İki stoper birden sakatlandı. Wes Morgan. Hayır ya, orta sahadan sakatlanmadı mı ya? Kim o? Endidi. Tielemans. Tielemans sakatlanmadı mı? Tielemans pandemi öncesi de sakat değil miydi? Benim kafa... Tamam abi, heriflerde bir sürü sakatlık oldu. Özetle öyle diyelim ya. Pandemi sırasında bir sürü adam yoktu diyelim. Anladım. Tamam. O yüzden de çok sövmeyeceğim. Nasıl çok sövmeyeceksin ya? Hiç oldu mu bu ya? Nasıl çok sövmeyeceksin abi? Ona rağmen oradan vermemesi lazım. Gerçekten rezalet. Böyle bir şey olmaz. Bu arada istatistiğini de vereyim, onu da sana bırakayım. Sen zaten onun benzer bir şey söylemiştin. Nihayete erdiğinde de o oldu. 9-0
Southampton'ı yendikleri maçtan sonra Southampton'ın topladığı puan ya 43 ya 49. Leicester'ın topladığı puan da ya 42 ya 48. Yani daha bir puan az. Evet. Southampton daha fazla puan toplamış. Çok güzel bir yerden pas attı bana. Ben de tam buraya gelecektim. Bu Leicester'ın üstünde ah var. Kimin ah var? Southampton. 9-0'ın. İşte o ah döndü, dolaştı. Sizi lig beşincisi yaptı. 3 hafta daha olsa beşinci de olamazdınız. Büyük ihtimal. Tottenham'ı, Wolves'u hepsi gelmişti peşinizdeydi. Sheffield, Mayfield. Sizin üzerinizde ah var. Southampton'u da tebrik ediyorum. Bence müthiş takım. Hocaya gelecek sezon... Ralph Hasenhüttl gerçekten helal olsun. Bazı buradan, arkadaşlar... Buradan istersen ha. Bazı arkadaşlar Danny Ings'le alakalı enteresan açıklamalar yaptı. Sezon boşu. Danny Ings mi? Falan gibi açıklamalar yaptı. 30 mu vermişler Danny Ings'e? Falan diye. Bir gol daha ise gol kralı oluyordu. 22'de kaldı. Onun hangi program olduğunu bulsak mesela şey de yapabiliriz. Gerek mesela yok. Şuraya gerek koy, buradan gidebiliriz. Yaptık onu kesip koydular. Daha geçen hafta zaten Başakşehir'inde. Şey yaptılar Sheffield. Şubeyi kapattırıyordu. Benim o şeyimi evet, yaptılar. Doğru haklısın. Bunlar olur. Mesela ben de 2 sene önce şey demişim. Trent'le Robertson'dan adam olmaz dedim. Oğlum öyle demedik. Dedin. Öyle. Adam olmaz demedik. Şu an zayıf için. Yani o seviyenin topçusu değil dedim. Sol beke sağ beke şu an için transfer lazım. Daha bu adamlar şampiyonluğa oynayacak takımın oyuncusu değil dedim. Jürgen Klopp. Öyle bir coşturdu ki herifleri, benim beklediğimden oğlum daha çabuk. Oğlum biz 11 yapmıyor muyduk? Yapacağız birazdan, Allah, acele mi var? Ah be Ozan'ım be, vallahi bilmiyorum. Düşme hattını konuşacağız şimdi. 11 yapalım önce ya. Ya 11'i yapıp çıkarız, Allah Allah. Düşme tamam. Hattı da çok ilginç. Yani hattın adı ne? Düşme hattı. Düşme hattı. Yani ama zaten düştüler. Sana bir uyarı var orada, düşme. Ama yani düştüler. İnatla düşüyorsun kardeşim. Yani hem Norwich'i, hem Watford'u, hem de Bournemouth'u eleştirmek zorundayım. Yani hattın adını... Görüyorsunuz. Buna rağmen hala bir ısrar. Bournemouth'a üzülmedim. Vallahi aslında aralarında en üzülecek hareket hani Bournemouth kazandı da şey oldu diye ama Bournemouth düşmeyi Bournemouth hakikaten hak etmişti. Norwich zaten Norwich. Watford'da da hocaların hocası Nigel Pearson'ı kovmasalardı ve Nigel Pearson iki maç kaybedip düşseydi üzülürdüm. Ama Nigel Pearson onların üzerine de ah var. Görüyorsunuz. Pearson ahlı diye geçen. 2019-2020 Premier Lig ah sezonu diyebiliriz buna. Çünkü ahlar şekillendirdi. Mesela City'nin üzerinde de ah vardı. Çünkü Liverpool 97 puan almış geçen sene. Ter. Çalışmışlar, koşmuşlar, etmişler. Sen 98 alıyorsun. Alma kardeşim. Bırak adam şampiyon olsun. Sonra FFP'de yersin. Ondan sonra sizin de üzerinizde ah var. Kısaca sezonu böyle özetleyebilirim. Bu arada... Kepa'nın üzerinde ah var mı? Geçen seneki o Sarri'ye yaptığı penaltı muhabbetinden sonra. Var. Kepa aynı zamanda Real Madrid'imiz de neredeyse alacaktı Kepa'yı da Courtois'u tercih etti. Bizi de Allah korumuş. Onana'yı istiyormuş. Kim? Chelsea. Onana'yı istiyormuş. Onu duydum. Hayır, Andre Onana. Evet. Şeyle ısınırlar. Life is life'la. Onana. Bu böyle sağa sola atlar. Kaleci antrenörü. Dua Lipa'nın bir tane şarkısı verirler vardı. Verirler şarkıyı. Na hop 90'dan falan çıkardı. O şarkının adını hatırlayamadım. Bu arada Leno geçen tweet attı. Şimdi o 90'dan çıkarttı ısınmada falan diyor ya. Şey paylaşmış, bir tane video paylaşmış. Ya çok özledim gibisinden. Uçmayı özledim diye. Abi çok güzel antrenman ya. Çok keyifli. Çok güzel antrenman. Ama ben yani o antrenmanın 4. saniyesinde falan ölürüm büyük ihtimalle. Sen evet kusarak tamamlarsın. Evet kusarak tamamlarım. Gol kralımız. Bir dakika. Jamie Vardy. Buradan öyle basit geçmesin bu konu. Geçen hafta da konuştuk biz bununla ilgili açıklamamızı yaptık ama bu Nigel Pearson'ı kovan Watford yönetiminin gerizekalılığı bunlara ders olsun. İnşallah da önümüzdeki önemli bir süre boyunca da bir daha Premier Lig göremezler. Ben oradan şimdi İsmail Sarı'nın, Doucouré'nin, Delefeu'nun. Tamam. Ben Foster'ı da Championship. Ben Foster'ın da. Bu dörtlünün kurtulmasını istiyorum. Nigel hocamın da caretaker olarak gelecek sene kovulan bir hocanın yerine burada yer almasını tekrar bekliyorum. Bu lige dönmesini, yani Premier Lig'e dönmesini bekliyorum. Yani Watford dönmez ama Nigel Pearson buradan düşmez diyorsun. Düşmez. İnşallah bu şekilde düşündüğüm gibi bu devam eder. Bu arada net bir şey de söyleyeyim. Aslında 6-3 yenmeleri lazımdı bizi. Onu da söyleyeyim yani. Watford'un ligde aslında kalması lazımdı. Fakat Welbeck 150 tane kaçırdığı için Emiliano Martinez iyi çıkardı. Demek ki o kadar da Welbeck değil. Ne yapıyorsun lan? Beğenmedim. Ben de beğenmedim tutmadım. Ama yani tutamadım da kendimi. Jamie Vardy gol kralı oldu. Az kalsın olamıyordu. En yani yaşlı gol kralı olmuş bu arada. 33 tek başına golle. Olamıyordu. Şöyle bir problem oldu. 33 golle ne ya? 33 yaşında. 33 yaşında 23 golle oldu. 22-22 Ings ve Aubameyang.
Ings özellikle bir topçu bu arada. Evet, Ings. Ben hep söyledim. Tabii. Maç başına gol olarak da burada. Ne demek maç başına gol? Ya, ortalama olarak da 0.66 ile yani 0.66'lık gol maç bölüsü var ya. Bravo. Yani Agüero. Agüero ama en fazla gol atanlar arasında. Agüero 17 gol atmadı. 16 öyle attı. Öyle problem var. İlk 10'da değil yani. Anladım. İlk 10'dakiler arasında bile. Gol ve fazla satan 10 tane adam varmış? Var. Yoktur. Var. Aç bak. Vardy, Aubameyang, Ings, Sterling, Salah, Kane, Mane, Rashford, Martial, Jimenez. Varmış. Devam edelim. Yani önümde liste var oğlum zaten. Tamam. Asist kralı De Bruyne oldu. Evet. En yakını da 13 asist galiba. Evet, Trent. Sonra Robertson. Salah var 10. Geçen sene şeyi hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Trent'le Robertson'un toplam asist sayısı kaçtı? 23 falandı. 23 biri 12, biri 11. Bu sene 25. 12-13 yine. Geçen sene 12-11'di. Ve yavaş yavaş artık ben soru soracağım, siz cevaplayacaksınız. Sor. Neyi? Sezonun insan olarak en büyük hayal kırıklığı. İnsan olarak. İnsan olarak. Yani hoca da olur, oyuncu da olur, fizyoterapist olur, nasıl isterseniz artık. Bunlar çok ani sorular, düşünmemiz lazım. Abi, düşünelim. Şimdi düşünelim. Şaşırtmaç yapmak durumundayım burada. Düşünelim. Daha kolay bir şeyle mi başlasaydım acaba? Daha kolayla başla. Daha kolay. Sezonun en büyük hayal kırıklığı olan takımı. Takım. Heh. Arsenal. Arsenal. Doğru. Ya eşek değilsen de 8. bitirmezsin. Gerizekalı değilsen, aptal değilsen de 8. bitirmezsin ya. Bence de Arsenal. Büyük altıdan ilk 6'ya giremeyen de tek takım oldu. Tottenham'ın son andaki 94-95 sezonundan sonra da ilk kez bu kadar kötü bir yerde bitiriyor Arsenal. Evet. Çünkü gerizekalıyız. Evet. Sezonun. Sezonun ayak kırıklığı. Ayak kırıklığı. Emery. Arsenal demedik. İnsan olarak. Emery. İnsan olarak. Emery. Unai Emery. Rezil adam. Sen? Ne diyorsun? Sapık. Sapık mı? Değil mi şimdi? Hayır. Nasıl fikri bir sapık. Yani ben çok seviyorum biliyorsunuz. Ama? Ama acaba Pochettino'da girer mi diye düşündüm. Şu anlamda. Hmm. Yani Şampiyonlar Ligi finaliyle bitirdiği sezon. Ama yeteri kadar çok zaman almadı ya. Ya az buzlu zaman almadı. Ya takımın ama Pochettino'dan sonra oynadığı topu ve geldiği yeri de hesaba katınca çok da bir değişmedi yani. Değişti abi. Ne değişti abi o kadar? 11-12. Sırada falan vardı. 6. Oğlum bitirdi. Sezonun kaçıncı haftasıydı Allah aşkına? Ne olacaktı? Tottenham oradan bitirecekti oğlum, ortasında yani. Gitti Pochettino sezonun. Abi nereden baksan 12 hafta falan vardır takım başında. Tamam az mı oğlum 12 hafta? 3 ay çalıştırmıştı takımı. Oğlum. Sanki 3. hafta. Kasım'a kadar vardı. Ağustos'ta tamam. Başlıyor abi sezon. Kaçıncı hafta yani? Ağustos, Eylül, Ekim. İşte 12 maç falandır maksimum. Yok daha fazla. 2, daha fazla 4, abi. 6, 8, 10, 10, 12 maç. Aynen 12 maç. Abi 12 maç abi. Yani ulan 3'te 1'inde yönetmiş sezonun. Ulan 12. haftada orada olursun. Üst üste 2 tane galibiyet alırsın. Bir anda kendini o farkta o kadar az maçtayken bulursun 6. sırada. Ne olacak katılmıyorum. Yani? Katılmıyorum. Yani aranızdaki bu tartışmaya ben girmem. Tamam sorun yok. Ama sen diyor musun demiyor musun Pochettino? Çünkü sen bir şey demedin. Adam çok net bir şekilde Emery dedi. Yani hadi ben de Emery diyeyim. Oyuncu da olabilir çok yani. Çok seviyorum çünkü. Peki. Emery diyeyim ben de. En hayal kırıklığı transfer. Pepe herhalde. Pepe mi? Vallahi. Fiyat Pepe topladı bence ya. Fiyat performans olarak evet kabul. Toplasa da abi yani ligin en pahalı oyuncularından biri olarak evet, geldi. Ne fiyat performans yani? Olarak dediğine katılırım. Ama onun dışında düşününce Chelsea'de yok boş. Tottenham'da Ndombele. Güzel. Ben de şey söyleyebilirim. Sebastian Haller. Bu kadar silik kalmasını beklemiyordum. O da iyi başlamıştı aslında. Yani. Sezonun en iyi genç oyuncusu. Saka. Erman şu an Grealish falan gençe giriyor mu? Yok lan ne Grealish. Grealish genç mi abi? Genç. Ne kadar genç abi? Bakayım Grealish 25 olması lazım. 24'müş. Genç. Yok under 23. Under 23. Bukayo Saka. Tamam. Düşünceler içerisindeyim. Ben Foden'la Saka arasında kaldım. Foden'la iyi. Başka kim olabilir? Düşünelim. Foden diyorum. Foden diyorsun. Peki. Yok. Başka sorum ne vardı? Ne bir vardı? Tane daha bir şey soracaktım aslında. Sor. Sezonun evet. Oyuncu olarak evet. En sürpriz performansı. İyi anlamda mı? İyi anlamda. İyi anlamda. Ings. Ya benim için tabii ki Danny Ings yani. Güzel. Ben de yani 10 gol civarını bulur diyordum.
içimden o programda da hatta karşı çıkarken. Fakat... Ama 22 gol falan atacağını ben de beklemiyordum. Hiç şov yapmayayım. Yani İngiliz olabilir, evet. Aa, bu arada ben şey, hayal kırıklığı kısmında şeyi de söyleyebilirim. Abi sezona o kadar iyi bir giriş yaptıktan sonra, yani ilk maç Liverpool'dan bir 4 yediler. Norwich, yanlış hatırlamıyorsam. 4-0 paramparça oldular. Rezil bir savunmaları vardı. Evet, 4-1 doğru. Sonra hatta ben o gün hani bu herifler ne yapacak burada dedim. Sonra abi topladılar Pukki, Mukki falan filan. Yani bayağı da bir top oynadılar. Cantwell, Mantwell, Boende falan. Hani böyle hani özellikle topçuları var. Ulan iyi gidiyorlar. Bizi falan yendiler o arada, yanlışım yoksa. Zaten orada Arsenal'e bir 20 takımı yendiler. Ha. Ya bayağı da oynadılar. Abi bir anda herifler sezonun son 3'te 2'lik bölümünde yoklar abi. Ya ben Norwich'in de bu kadar kaybolacağını beklemiyordum. Sezonun son sorum bu da. En iyi maçı. Aklınızda kalan en iyi maç. Yani benim şu son anlatım içerisinde Liverpool iyi maç oldu ama en iyi maçına koymam. Arsenal Manchester United. Hangi maç o ya? Benim gittiğim maç. Ya benim adım o. Bence de Sheffield United 3-3 biten Sheffield United maçı. Tek takım saydım. Kimle oynadı Sheffield United? Manchester United maçı. Bu geçen gün de yaptı onu. City mi ne dedim? Sheffield United, Manchester United. Evet, o güzel maç. Evet, 3-3 biten bu müsabaka. Artık kadromuzu kurabiliriz. Kur. Kaleci. Pop. Valla ben Henderson diyorum ya. Henderson. O zaman... Ben de Leno diyorum. 3 ayrı kadromuz olacak. Belli ki. Ekranı 3'e mi böldük? Ha, yapacağız mı öyle bir şeyi? Ulan geçen hafta sen bizim prodüksiyonu ne zannediyorsun? Şampiyon Leeds ışık verin dedin. Gördüm. Tamam, Ozan, şey, evet. Erman, Onur yapıyoruz. Evet, kadro 3'e bölünüyor. 3 tane sağ var. Burada bir sağ, ortada bir sağ, dik. Sağda bir sağ, dik. 3 tane. Şu anda içeriden küfür yiyorsun. Evet. Benimkine ben pop yazdık. Şey, ben böyle bir şey söylememiştim bu arada. Tamam. 3 ayrı kadro yapacağız tamam. Demiştim. Neyse. Sağ bek. Ya ben bekleri hiç konuşmaya gerek yok bence. Olsun. Robertson Trent diyorum ikisine de. Ben de öyle diyorum. Robertson Trent tamam. Ne şov yapıyorsun işte bak tamam evet. 3 ay böleceksin tamam. 3 ayrı. Tandem. Van Dijk. Van Dijk'ın yanına da şey koy abi, Sheffield'dan birini koy. Kimi koyayım? Egan. Koy birini. Ben Çağlar Van Dijk koyuyorum. Yani Çağlar son 10 hafta hem işte kart cezasıydı hem biraz performansı falan düştü ama sezonun 3'te 2'sinde ligin en iyi savunmacısıydı belki de Van Dijk'le beraber. Galiba ben de... Aa, ben şeyi koyacağım. Connor Cody. O da topçudur. Connor Cody'yi koyuyorum. Olur. Ama ikili de biraz zor oynatırsın onu. Doğru ama olsun. Her yanında şey var abi. Van Dijk var. Her türlü oynar. Tamam okey. Nasıl yapacağız? Kadroyu zaten istediğimiz gibi yapabiliriz. Bir dakika, bir dakika. Ne? Ben şeyi koyacağım ya. Mustafa. Hayır. İş kodralı Mustafa. Ya Sheffield'daki de birbirinden ayıramıyorum. Ayırma abi işte. Sheffield, ayırmıyorum. Bireysel olarak çekilemeyecek oyuncular bunlar birbirlerinden. Evet. O yüzden ya oraya Sheffield yazayım. Sheffield 3. Ya da olmaz değil. O da olmaz. Ben mi diyorum. Ha tamam peki. Hadi ben. Ben mi diyorum. Tamam kabul. O zaman ben şimdi sistem ne sistem ne? Sistem 3 farklı sistem olsun o zaman. Madem öyle. Tamam ben 4-3 oynatacağım. Ben de 4-3. Ben 4-4-2 oynatacağım. İngiliz sistemi. Oynat. Sağ kanatta Adama Traore'yi koyuyorum ben. Koy. Ben koymam. Sağına. Adama Traore'yi koyuyorum. Abi ben 4-3-3'ün ortasına böyle, Henderson, De Bruyne, Bruno Fernandes koyuyorum. Bruno Fernandes direkt biraz tepki bam, bam, alabilir ama bence lige etkisi, United'a etkisiyle sezonun ikinci yarısından soktum kendisini. Bruno Fernandes, Henderson ve KDB. Tamam. Henderson, Kevin De Bruyne, bunları koydum. Bunların yanına... Yani Chelsea'den biri hak ediyor sanki orayı ama. Loftus-Cheek, Loftus-Cheek benim adım. Yani Loftus-Cheek hak etmiyor da başkası hak ediyor olabilir. Ama kim? Oradan yok, oradan çıkaramadım onu ya. Çıkaramadım peki. Şey. Given. Son'u oraya koyabiliyor muyum? Sol iç. KDB'nin çaprazına, karşısına. Olmaz. Hadi kanat olsa hadi neyse diyeceğim yemez, yani. Tamam. Yazıklar olsun. Siz bu arada düşünün, ben de düşüneyim orada. Tamam, ben Henderson'la De Bruyne'yi koydum merkezime. Henderson De Bruyne ikilisini. Olur. Sola da ben sola sonu koyabilirim mesela. Ama sonu koymayacağım. Sola biraz risk alıp Pulisic'i mi koysam acaba? Ben bu arada şeyimi söyleyeyim.
Sola Mane'yi koydum ileri üçlüde. Ha, Sola Mane'yi koydum. Ben sol içi düşünüyorum şu anda. Hala emin değilim sol içten. Mane, Sterling'i koydum. Sola Mane'yi, sağa Sterling'i koydum. Forvet'i düşünüyorum. Benim de aynı. Sterling Mane vardı benim. Ben Aubameyang'a atarım ileri. Tamam. Aubameyang tek başına. Böylelikle ilk netleşen 11 benimki oldu. Benim sol içim yok şu anda. Mane dedim. Diğer tarafta Traore oldu. Traore olmaz ya. Traore olmaz. Olmaz. Traore'yi siliyorum. Solda Mane. Ben Neves diyorum. Sağda Sterling. De Bruyne. Henderson. İleride de Aubameyang'la vardı. Interesting. Ne yaptın? Bir daha söyle bakayım. Sterling. Evet. De Bruyne. Henderson. Mane. Evet. Aubameyang. Vardı. Tamam, ben de ortaya sol içe ya Madison koyuyorum ya da Neves koyuyorum. Madison'ı nasıl koyuyorsun? Adam 10 hafta top oynamadı zaten. Ama ilk başta oynadı. Tamam öyle olsun. Abi Leicester'dan kimseyi almadık. Adamlar sonuçta ligin... Ben aldım aslında. Vardy'yi almışlar. Sen kime aldın? Savunmamda Çağlar önde vardı. Ben Vardy'yi almadım. Çağlar var. Ben de Çağlar var. Ya Conor Cody'yi koydum ben. Vardy var bende en önde. Bende yok. Sen kimseyi almamışsın. Bize niye söylüyorsun? Doğru söylüyorsun. O yüzden Leicester'ı koyayım tane. Dedim. Al bir tane. Tamam koy işte Leicester'ı. Endidi. O zaman bak ne yaptım? Tamam buldum. Ndidi'yi koydum. Sol öne. Yani sol iç. Henderson gelmiş. Yaptım. Hazırlıklı gelmiş. Sağda De Bruyne koydum. İyi tamam. Ne yapacağız şimdi? Bitirelim mi programı? Ne yapacağız şimdi? Şimdi gelecek hafta ne yapacağız? Onu söyleyelim önce. Evet. Öncelikle gelecek hafta belki sezon bitmiş olabilir. Fakat bizim sezonumuz bitmedi. Yok bitmedi. Biz devam ediyoruz program yapmaya. Ve tabii maç olmadığı için aslında maç var. Yok. FA Cup Final. FA Cup Final var. Gelecek son onu takım belli olacak. Zaten. Onları biraz konuşuruz. Evet. Chelsea alırsa konuşmayız. Az konuşuruz. Az konuşuruz. Evet. Ama yaklaşık 20-25 dakikalık bam güm soru cevap yapacağız. Ama bunu da düşündük. 20-25 dakika soru cevap yapalım dedik. Ama 20-25 dakika soru cevap yaparsak yetmeyebilir dedik. Çünkü orada konuşacağımız şeyler var. Orada transfer olabilir. Geriye soru cevabı çok fazla bir şey kalmayabilir diye düşündük. O zaman dedik ne yapalım? İkinci bir program olarak. Ya? İkinci, sabit durun kardeşim. Tamam. İkinci bir program olarak yani aslında gelecek haftaya kadar sizden soruları bekliyoruz. YouTube'dan toplayacağız. YouTube'un dışında Yemek Sepeti hashtagiyle, Yemek Sepeti Merkez hashtagiyle hem bize yemek önerin onu soracağız. Üstüne oradan soru sorun onları cevaplayacağız. Üstüne Twitter'dan soracağız oradan alacağız. İşte biz o gün tükeneceğiz. Olabilir. Yani yaklaşık 60-70 tane soru alacağımızı düşünüyorum. Bir yandan hislendim. Valla o yüzden onları da bence iki programa yayarız. İşte yani gelecek hafta birinci program FA Cup üstü, lige gelenler artı, transfer haberleri, biraz boş, bayağı boş, birkaç soru, öne çıkanlar. İkinci program full soracağım. Yani back to back iki programımızı bu şekilde paketliyoruz. Bir ricam var sizlerden. Tabii. Sorduğunuz sorular lütfen 70 cümlelik paragraflar olmasın. Olmasın ama her şeyi sorabilirsiniz. Ben okuyorum, zor okuyorum. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz, evet. Merak ettiğiniz her şey bu programda cevaplanacak. Net. Erman'a aşık olduğu kızın adını falan da sorabilirsiniz. Evet, direkt sorabilirsiniz. Ve her şey net olarak biz doğru cevaplayabiliriz. Şekilde cevaplanacak. Evet, doğru şekilde cevaplanacak. Evet. Net. Net. Bunun dışında yine söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten güzel bir program oldu. Sezon belki bitti ama biz buradayız. Ulan aynı Grealish'im ben. Şöyle bir bakıyorum da resmen Grealish'im ben ya. Beni okuturuz 80'e 100'e United'da. Bu arada Grealish'i de ben takım olarak aslında o sol içi adam düşünüyordum ya. Onu mu alsaydın? Ulan Madison alana kadar Grealish'i alayım. Evet, Grealish'i alırım. Yani Aston Villa'yı resmen herif tek... Yok şimdi değiştirmeyeyim. Ayşe'nin 50 kere iş yaptırmayayım. Ama şey olarak söyleyeyim. Hani Fikren Grealish'i gerçekten tek başına tuttu herif Aston Villa'yı. Burada konuşmak istiyorum. Bizim çok kahramızı çekti bugün. Büyük emek verdi. Tuğçe Kep'i burada çok andık. Tarantino'yu burada çok andık. Sevgili Ayşen sağ olsun. Bugün yaptığını bize kimse yapmazdı. Burada ayrıntı vermeyeceğim ama evet. Gerçekten özel bir isim. Tebrikler. Öyle yani dediğim gibi. Sen tatile mi gidiyorsun? Ben şimdi gitmiyorum. Güzel. Ne zaman gidiyorsun? Haftaya gidiyorum. Ha o yüzden erken çekeceğiz. Ulan bu var ya. Biz nasıl olsa NBA'de her gün buradayız. Şey vallahi ya. Dördüne gidiyorum ben. Dördüne gidiyorsun. Bodrum'a mı gidiyorsun? Bodrum'a gidiyorum. Arkadaşlar dördüyle 18 arası sakın Bodrum'a gitmeyin. Gerçekten ne denize girersiniz, girebilirsiniz. Ne yani sayfiye yerinde bir takım hareketler yapabilirsiniz. Bu orada... Kuntaper canavarı gibi gezer. O yüzden lütfen Bodrum 4-18 arası kendisine dikkat etsin. Sevgiler. Buffon'a kim bakacak? Var bakacaklar. Ha iyi. Bak tamam. Kim arıyor? Tuğçe Kep arıyor. Ulan böyle bir şey olabilir. Açalım. Canlı bağla Tuğçe'yi.
Tuğçe'cim şimdi senden bahsediyorduk canım ya. Çekiyoruz. Tam senden bahsediyorduk, sen aradın. Bir şey söylemek ister misin? Ay, alo. Alo, duyuyor musun? Hayda. Ya Tuğçe, telefon elimdeydi, sen aradın. Gerçekten kusura bakma ya, pardon. En son aramanlarda şey olduğu için olmuş. Alabama'da ne? En son Alabama'da gördüm. En son aramanlarda olduğu için aramış. En son Alabama'daydı. Vay be, millet gece güzel para kazanıyor demek Sokrates ha. Vallahi Alabama'ya falan gönderiyor millet. Bay bay. Biz göremedik. Bay bay. Biz göremedik. Her gün acı bademdeyiz. Millet Alabama falan. Bitirdim. Tuğçe bu arada şey falan çekiyor. Çok manyak değişik. Mısın sen? Takip ediyoruz. Klip. Gördün mü Tuğçe'nin son klibini? Muhammed de çekiyor. Evet. Sürekli klip çekiyorlar. Acayip yürüdü o endüstriye. Aşağıya introya, bilgi bölümüne kliplerin linklerini alırız. Alır mıyız? Nasıl alacağız oğlum oraya? Bilmem. Yani oğlum şey... daha dün çektiler. Ha, daha dün sen ne çekiyorsun kardeşim? Belgesel. Sen mi belgesel çekiyorsun? Yalnız bu sinsi bütün hafta sonunu adalarda geçirdi. Hangi adalar? Sürekli adalara gidiyor. Dün Burgaz'daydı. Arada bir heybeli yaptın. Bu çakal orada bir şeyler kovalıyor. Yakında çıkar kokusu. Tehlikeli adam. Belgesel. Ne belgesel? Adalar belgeseli mi? Yok. İki adaya gittin oğlum. Adalar İki bir tane adam. Adaya Adamlar gittin. Belgeseli. Bir tane adam olamaz o yüzden. İki adam var. İnanılmaz. Kim adamlar? Adalarda ne belgeseli çekiyorsun? Bir tane adam var orada. Spoiler vermek istemiyorum. Sibel Allah gibi konuştu herif. Ulan sanki bana Netflix yapımı çekiyor. Söyle işte. Oo. Böyle bitirelim. Zirvede bitirelim. Oo. Bitirdim. Yani.